Arkadaşlar merhabalar. Ben Ali Cumhur Koyuncu. Sizinle orijinal yayınları 10. sınıf Matematik Soru Bankası'nın fonksiyonlar konusun 19. sesini beraber çözeceğiz. Birinci sorumuzda f birebir ve örten bir fonksiyondur. f'in tersi bileşke f 2m-3 eşittir. 7 ise e, m kaçtır diyor arkadaşlar. Öncelikle ifademizi f'in tersinde nasıl yazabiliriz? f 2m-3 eşittir arkadaşlar bizim için 7 dedik. Peki Şuradan bir yer değiştirme yaptığımız zaman bakın bizim için fonksiyonun bir daha tersini almış oluyorduk değil mi? Hatırlayalım. Arkadaşlar fx f'in tersinde x eşittir bizim için bir a sayısı ise şuradan bir yer değiştirirsek f'in tersinin tersinde a eşittir ne olacaktı? x olacaktı. Buradan tersinin tersi kendisine eşittir. F'de a eşittir ne diyecektik? x diyorduk. Peki yer değiştirdiğimiz zaman f'de 7 eşittir. F 2M-3 oldu. İçerideki ifadeler eşittir o zaman. Buradan biz 2M-3'ün 7 olduğunu, 3'ümüze atarsak 2M eşittir 10 olduğunu ve M sayısının arkadaşlar ne olduğunu 5 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız 5 şıkkı veya daha pratik olarak bakın F'in tersi bileşke F arkadaşlar 2M-3 ifadesi verilmiş bizim için ve bu da 7 denilmiş tersiyle kendisini bileşke fonksiyonuna biz tabi tutarsak bir fonksiyonu bize her zaman birim fonksiyonu verecekti. 2m-3 eksi eşittir 7 ise arkadaşlar birim fonksiyonda içeride ne varsa dışarıda onu vermek zorundaydı. Yani 7 eşittir 2m-3 olacaktı. Yine eksi 3'ü atarsak 10 eşittir 2m'den m sayımız tekrar ne gelecekti bizim için 5 gelecektir. Bakın bu da bizim için ikinci bir yol olsun diyoruz. Şurası da birinci yol arkadaşlar. F ve G birebir örten iki fonksiyondur demiş ikinci sorumuzda. F bileşki G'nin tersinde X eşittir X demiş arkadaşlar. G'de X ise 2X eksi ne demiş bizim için? 5. Olduğuna göre F'in tersinde neyi söylemiş bizim için? 1 kaçtır diyor. Peki. Arkadaşlar. Öncelikle ifademizi F'de G'nin tersinde X eşittir X diye yazarsak. Bir yer değiştirirsek buradan. F'in içerisinde. Şunu tekrarlayalım. Fx eşittir A ise biz yer değiştirdiğimiz zaman F'in tersinde A eşittir bizim için X olurdu. Peki. Şuradan arkadaşlar F'in tersinde X eşittir ne bulduk biz? G'nin tersinde X bulduk. O halde. Şurada arkadaşlar bir yazdığımız zaman bizim için F'in tersinde bir ifadesi G'nin tersine neye eşittir? 1'e eşittir. Peki. Geldik buraya. Gx eşittir bizim için arkadaşlar 2x eksi 5'miş. Şunu bir y fonksiyonu gibi düşünürsek x'i yalnız bırakmamız lazımdı. Bu tarafa attığımızda 2x eşittir y artı 5'ten. Arkadaşlar 2'ye böldüğümüzde x eşittir y artı 5 bölü 2 geliyordu. Sonra da yer değiştirecektik. O halde g'nin tersi yani y'nin tersinde x eşittir x artı 5 bölü 2 geliyordu. Peki biz buradan ne yazabiliriz arkadaşlar artık şuradan? x artı 5 bölü 2 yazabiliriz. x yerine 1 yazdığımız zaman da 1 artı 5 bölü 2'den eşittir. 6 bölü 2. Bu da ne gelecektir? 3 gelecek. Bu aynı zamanda neye eşit arkadaşlar? F'ün tersinde 1'e eşit. Cevabımız C şıkkında olacaktır diyoruz. Üçüncü sorumuz da arkadaşlar. G'nin tersi bileşke H eşittir. F olduğuna göre H fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar G'nin tersinde biz hx fonksiyonunu yazarsak x'e bağlı olsun fark etmiyor. Dedik ki bu da bizim için f'te x'e eşittir. Bakın az önce bahsettik. Eğer içerideki ile dışarıdaki yer değiştirirse fonksiyonu bir daha tersin alırız. G'nin tersinin tersi arkadaşlar bileşke f'te ne diyor bizim için x diyor. Bu da neye eşit oldu bakın h'ta x'e eşit oldu. Tersinin tersi kendisidir. Yani g bileşke f'te x dediğimiz ifademiz h x'e eşit oldu. O halde daha sade bir şekilde yazarsak g bileşke f'imiz ne olacaktır? h olacak. h fonksiyonu hangisine eşit oluyor arkadaşlar? g bileşke f'e eşit oluyor diyoruz. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. F ve G bile bir örten fonksiyon olmak üzere. F'in tersinde x eşittir. G'de 2x eksi 3 olduğuna göre. F bileşke G'de 5 kaçtır demiş. Öncelikle istenilen ifademizi F'de G5 diye yazalım arkadaşlar. Bizim G'de 5'i bulmamız lazım. Peki. Şurada arkadaşlar 5 olması için X yerine ne yazmamız lazım? 4 değil mi? Burada da yazmamız lazım. O halde sorunun istediği ifade şurada kalsın. Diyoruz ki F'in tersinde 4 eşittir. G'de neymiş bizim için arkadaşlar? 5'miş. Şuranın yerine biz neyi yazabiliriz? F'in tersinde 4'ü yazabiliriz. Peki F bileşke F'in tersinde neye bakıyoruz biz arkadaşlar artık? 4'e bakıyoruz. Bizden bu isteniyor. Az önce istenen ifade. Peki fonksiyonun kendisiyle tersi işleme tabi tutulursa neyi elde ediyorduk? Birim fonksiyonu. Birim fonksiyonda 4 yazılmışsa eğer içeride ne varsa dışarıda aynısı olacaktı demiştik arkadaşlar. O halde cevabımız ne gelecektir? E gelecektir diyoruz. Geldik arkadaşlar ara vermeden 5. sorumuza bakıyoruz. F ve G R'de tanımlı birebir ve örten fonksiyonlardır. Fx eşittir 4x 1 gx eşittir x artı 3 bölü 2 olduğuna göre g'nin tersi bileşke f'nin bunun bir daha tersinde 3 değeri kaçtır diyor. Biz şuradaki ters işlemi uygularsak bakın. Arkadaşlar şöyle bir ifade hatırlatma yapalım sizin için. F, g bileşke f'in tersini biz aldığımız zaman ne geliyordu? F'in tersi bileşke g'nin tersi olacaktı. O halde şurada tersini alırsak f'in tersi bileşke g'nin tersinin tersi deneyi 3. Eşittir diyoruz. F'in tersi bileşke. G'nin tersinin tersi G'nin kendisidir arkadaşlar. Burada neyi yazmamızı istiyor? 3'ü yazmamızı istiyor. Bu ifademizde aslında F'in tersine ne demektir? G'de 3 fonksiyonu yaz demektir. Peki öncelikle G3'ü bulalım. X yerine 3 yazarsak. G'de 3 eşittir. 3 artı 3 6 bölü 2'den ne gelecek? 3 gelecek. G3'ümüz 3'e eşitmiş. Bakın Şuradan artık sildim 3 yazdım. Soru aslında bizden f'in tersinde 3'ü istiyor bakın. Geldik. Arkadaşlar şuradan da x yerine 3 yazarsak bizim için f'te 3 eşittir 4 çarpı 3 eksi 1 mi geldi? Buradan da 12 eksi 1'den arkadaşlar 11 gelecek. Bunu neden buldum bilmiyorum ama belki işimize yarar arkadaşlar. Soru bizden tersinde istiyor. Peki fx'in bir de tersini alalım. 4x eksi 1'miş. Bunu y gibi düşünürsek eksi 1'i attığımızda 4x eşittir y artı 1. Her tarafı 4'e bölersek x eşittir y artı 1 bölü 4'tü. x ile y'nin yerini değiştirdik. y'nin tersi eşittir x artı 1 bölü ne geldi? 4 geldi. Arkadaşlar y'nin tersi dediğim aynı zamanda neydi benim için? f'in tersi x'ti. Peki geldik şuraya. f'in tersinde 3 dediğimiz ifade x yerine 3 mi yazacağız? 3 artı 1 bölü 4 geldi. Şuradan da 4 bölü 4'ten ne gelecektir? 1 gelecek. Nerede cevabımız? A şıkkında. Şunu demek ki işimize yaramayacak. Boşu boşuna bulmuşuz. Geldik 6. sorumuza arkadaşlar. F ve G R'de tanımlı birebir ve örten fonksiyondur. Fx 2x eksi 3. F'de Gx eksi 3 tane Gx eşittir. 3x artı 7 ise ne diyor bize? G'nin tersine x4 kaçtır. Arkadaşlar şu ifadeyi bir düzenleyelim f'te gx eksi 3 tane gx demiş. Bu da 3x artı 7'dir. Arkadaşlar f'te x yerine gx yazarsak bakın burada. Ne gelecek bizim için şurası? 2 tane Gdx x eksi 3. Bir de ne vardı? Eksi 3 tane g'de x vardı ve bu da 3x artı neymiş bizim için? 7'ymiş. Arkadaşlar şuradan dedik ki eksi 3'ümüzü bu tarafa atarsak 3x artı 10 geliyor. Peki 2gx Eksi 3 gx de buradan. Eksi ne geldi? Gx geldi. Bize ne lazım? G fonksiyonu lazım. O halde gx fonksiyonu her tarafını eksiyle çarparsak eksi 3x eksi 10 gelecek. Peki. Bunu yakaladık. Gelelim şuraya. Bakın. Bizden ne istiyor? G'nin tersinde arkadaşlar eksi 4'ü istiyor. Biz gx fonksiyonunu az önce eksi 3x eksi 10 diye bulduk. Peki. Bunun tersini almak istiyoruz arkadaşlar. Tersi. Bakın. Y gibi düşünürsek tekrar buraya attığımızda eksi 3 x eşittir. Y artı 10 gelecek. Eksi 3'e böldüğümüzde x eşittir. Y artı 10 bölü ne geldi? Eksi 3 geldi. Peki bu da x ve y'nin yerin, yerini değiştirdiğimizde y'nin tersi eşittir. x artı 10 bölü ne geldi? Eksi 3 geldi. Getirip şurada yerine yazarsak x artı 10 bölü arkadaşlar eksi 3 oldu. Soru Ne diyor? x yerine eksi 4 yaz diyor. Peki şurada eksi 4 yazacağız. Yazalım. Eksi 4 artı 10 bölü arkadaşlar eksi 3'ten toparlarsak 6 bölü eksi 3'ten ne gelecektir cevabımız? Eksi 2 gelecektir. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Yukarıda şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. gx eşittir. 2x artı 1 olduğuna göre g'nin tersi bileşke f bileşke g'de 2 kaçtır? Düzenleyelim. G'nin tersinde bileşke f Burada neyi yazıyoruz arkadaşlar? G'de 2 yazıyoruz. Peki X yerine 2 yazdığımız zaman bizim için G2 dediğimiz ifade 2 kere 2 4 bir daha ne geldi? 5 geldi. Şurayı silip yerine tamamen 5 yazabiliriz. Yani G'nin tersinde soru bizden F'te 5'i istemiş oldu artık. Peki F'e baktığımız zaman F'te 5'imiz nerede arkadaşlar? Sıfırda. Burası ne geldi? Bakın sıfır geldi. O halde biz G'nin tersinde neyi bulmamız lazım? Sıfırı. Hemen gx fonksiyonunu tekrar yazıyoruz. 2x artı 1. Peki tersini almak için bunu yine bir y gibi düşüneceğiz. 2x artı 1 eşittir y ise 2x eşittir y eksi 1'dir. Her tarafı 2'ye bölersek de bizim x dediğimiz ifade y eksi 1 bölü 2 geldi. x ile y'nin yerini değiştirdiğimizde şuradan y'nin tersi eşittir x eksi 1 bölü ne geldi? 2 geldi. Y'nin tersi dediğimiz aynı zamanda neydi arkadaşlar? Y'nin tersi x'ti x yerine ne yaz diyor bizim için? 0'ı yaz. 0'ı yazarsak 0 eksi 1 bölü 2'den ne gelecektir? Eksi 1 bölü 2 gelecektir diyoruz. Yukarıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. 8. sorumuzda arkadaşlar. Buna göre g'nin tersi bileşki f ve bunun tersinde 2 kaçtır diyor bize. Peki şuradan gx dediğimiz bizim için mx artı n'di. Arkadaşlar x sıfırken y nerede? 2'de. O halde biz burada x yerine 0 yazarsak n değerimizin ne geldiğini hızlı bir şekilde 2 geldiğini görüyoruz. Yani g'de x fonksiyonu eşittir aslında mx artı 2'dir. Peki x eksi 4 iken arkadaşlar nereye gidiyormuş? 0'a gidiyor. x yerine x 4 yazdık. O halde eksi 4 m artı 2 0 olacak. Eksi 4 m eşittir. Eksi 2 gelecek. Ve m eşittir 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olacak. Şuradan Arkadaşlar gx'in biz denklemini artık ne yazabiliriz? Bakın hemen hızlı bir şekilde dedi ki x, m1 bölü 2'dir. x bölü 2 artı n de 2'ydi. gelecek. Soruya geldik. İstenilen ifadeye bakalım. Arkadaşlar şunun tersini aldığımızda f'in tersi bileşke g'nin tersinin tersinde 2'yi istiyor. Aslında f'in tersi bileşke g de arkadaşlar ne isteniyor? 2 isteniyor. Biraz daha düzgün yazarsak F'in tersinde G de 2 isteniyormuş bizden. Peki x yerine 2 yazarsak şuradan 2 bölü 2 artı 2'den ne gelecektir arkadaşlar bizim için? 3 gelecek. 2 bölü 2 1. 2 daha 3 geldi. G'de 2'miz ne oldu arkadaşlar bizim için? Hemen 3 oldu. Devam ediyoruz. Sorunun istediği F'in tersinde 3 kaçtır? Şuna bakacağız. G'de 2'miz arkadaşlar fonksiyonumuzu bakın dikkat edin. Geldik. Şurası ne? Bizim için 3. 3. Sıra neye bakıyoruz? F'de bakacağız. Bakın F'in tersinde. Tersi demek ne demek grafikte? Y eksenine bakın demek. Y eksenine baktığımızda fonksiyon 3'te iken arkadaşlar görüntüsü nerede? 2'de. O halde F'in tersi 3 dediğimiz ifade ne gelecektir bizim için? 2 gelecektir. Cevabımız C'de olacak arkadaşlar. Evet. Yukarıda y eşit f'te x artı 2 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre F'in tersinde 3. F bileşke F 5. Ve F'in tersinde eksi 2 toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar öncelikle bakın. Şimdi bu soru tipi çok karşımıza geliyor ve F'de x verseydi işimiz rahattı ama x artı 2 vermiş. Nasıl çözeceğiz? Onun mantığına gelelim. Arkadaşlar x eksi 4 bakın x yerine eksi 4 yazarsak burada ne gelecek bizim için? Eksi 4 artı 2 daha f'de eksi 2 olacak. Peki eksi 4'ün karşısı neresi? 0. Bakın burada eksi 4'ü yazdığımız zaman f'te eksi 2 oluyor. Ve bu da eksi 4'ün karşılığı neymiş? Sıfırmış. Devam ediyoruz. Arkadaşlar geldik. Dedik ki f'te x yerine eksi 3 yazarsak bakın burada artık x yerine eksi 3 yazmak istiyorum. Eksi 3 2 daha ne geldi? f'te eksi 1 geldi. Eşittir. Eksi 3'ün karşılığı nerede? Eksi 2'de. Bunu da yakaladık. Devam ediyoruz. Bakın f'te -1 yani x yerine -1 yazacağız. Eksi, f'te -1 eksi dediğimiz -1'i yazdık. -1 2 daha ne geldi? f'te 1 geldi. Peki -1'in karşısı nereye gidiyor? 0'a gidiyor. Hemen şuradan f1'imizin ne olduğunu, 0 olduğunu gördük. Devam ediyorum. Dedim ki arkadaşlar şurada x yerine 0 yazarsam bakın ne gelecek benim için? f'te 2 gelecek, değil mi? 0 2 daha 2 oluyor. Peki 0'ın karşısı nerede arkadaşlar bizim için? 3'te. O zaman f2'miz ne ya arkadaşlar bizim için? 3. Geldik diğer köke. X yerine 3 yazarsam bakın şurada. X yerine dedik ki 3 yazdık. 3, 2 daha ne geldi? F'de 5 geldi. F'de 5 dediğimiz ifade 3 nereye gidiyor bakın arkadaşlar? 5'e gidiyor. O halde bu nedir? 5'tir. Peki. Geldik arkadaşlar. X yerine 6 yazarsak şuradan bakın. X yerine 6 yazarsak. 6, 2 daha ne olacaktır? F'de 8 olacak. Peki 6 nereye geliyor? ne? Sıfıra geliyor değil mi? Bakın F8 dediğimiz ifade yani x yerine 6 yazdığımızda ne oluyor fonksiyon? Sıfır oluyormuş. Peki. Devam ediyorum. Geldik arkadaşlar. Soru bizden tersinde 3'ü istiyor. Bakın. F'in tersinde 3'ü bulabilmek için ne yapmam lazım? Karşısında 3 olana bakıyoruz. F'de 2 eşittir. 3 ise yer değiştirirsek fonksiyonun tersinde 3 eşittir. Ne olacakmış? 2. O halde şu ifademiz ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. Bakın devam ediyoruz. F bileşki F'te 5. F F'te 5. Peki. Geldik. Arkadaşlar F'te 5'imiz ne? 5. Şuradan 5 yazarsam yine benim için F'te 5 geliyor. Yine ne gelecektir? 5 gelecektir. Şunu da silip artık yerine artı 5'imizi yazdık. Tersinde eksi 2. Karşısı eksi 2 olana bakıyoruz. F'te eksi 1 eşittir. Eksi 2'dir. Yer değiştirirsek tersini almış olurduk. F'in tersinde eksi 2 eşittir ne geldi? Eksi 1 geldi. O zaman buranın yerine de eksi 1 yazarız. O halde 2 artı 5 eksi 1'den 7'den 1 çıktı arkadaşlar. Cevabımız ne gelecektir? 6 gelecektir. Testimizin 10. ve son sorusu. F ve G, R'de birebir ve örten fonksiyonlar olmak üzere. F bileşke G'de x, 3x 7. F bileşki G'nin tersinde bunun bir daha tersini almış arkadaşlar. X kare artı 3 olduğunu söylüyor. G bileşke G'de 3 değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar öncelikle şu ifademizi düzenlersek sorunun bize vermek istediği G'nin tersinin tersinde bileşke F'in tersi deney X dediğimiz ifade X kare artı 3'tür. Peki düzenlersem G'nin arkadaşlar G'nin tersini tersine aldığımızda G geliyor. Bileşke F'in tersinde X dediğimiz ifade arkadaşlar aslında neymiş bizim için? X kare artı 3'müş. Peki. Buraya kadar tamam dedik. Arkadaşlar buraya kadar geldik. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? Bakın dikkat edelim. Şurada şuradaki ifademizde biz X gördüğümüz yere acaba fog X'i yani F'te G X'i yazabilir miyiz? Bir de bunu düşünelim. Bakın G bileşke F'in tersinde arkadaşlar biz tekrar F bileşke G ile bakın işleme alırsak şurayla değil mi? Yani X gördüğümüz yere biz şunu yazmak istiyoruz artık bizim için. O halde şu ifademiz neydi bizim için? 3x eksi 7 idi. Ben x yerine 3x eksi 7 yazarsam bunun karesini almış olacağım. Ve bir de artı 3'üme eklemiş olacağım. Şuraya dikkat edelim. G bileşke F'in tersi bileşke F bileşke G'de arkadaşlar bizim için ne ediyoruz? X diyoruz. Bu da 3x 7'nin neyi? Karesi artı 3 geldi. Bakın dikkat edelim. Sorumuzu daha güzel yoldan çözüyoruz. Şuradan arkadaşlar F'in tersiyle F'i işleme aldığımda birim fonksiyonu elde ederim. Birim fonksiyonda hangi fonksiyonla işlemi alırsam fonksiyonun kendisini. Yani birim fonksiyon bileşke bir G fonksiyonu bana G'yi verecek veya Arkadaşlar f bileşke birim fonksiyon bana f'i verecektir. Bunları birim fonksiyon konusunda biliyorsunuz zaten. Dedi ki şurası birim fonksiyon geldi. O halde g bileşke g'de arkadaşlar ne geliyor bizim için? x geliyor. Bakın istenilen ifadeyi elde ediyorum yavaş yavaş. Bu da 3x eksi 7'nin karesi artı 3'tü. Dedik ki arkadaşlar g bileşke g'de x yerine biz 3 yazarsak istenilen ifade 3 çarpı 3 eksi 7'nin neyi? karesi artı 3 geldi. 3 kere 3 9. 7 çıkarsa 2. 2'nin karesi 4. Bir de 3 ekleyeceğiz arkadaşlar. Ne gelecek cevabımız? 7 gelecektir.